seyirciler, Çalışan Türkiye programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Sayın Doçent Doktor Hüsnü Süslü ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Sayın Hocam, biz sizi siyasi kimliğinizle tanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi, üyesi kimliğinizle tanıyoruz. Bugün doktor bölümünüzle iştigal ediyoruz. Algoloji bölümünü bir açar mısınız? Çünkü çok duyulmuş bir şey değil. Tabii kendimizden de bahsederek. Tabii. Ben Malta Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Burada algoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Algoloji dediğimiz şey aslında ağrı bilimi demek. Ağrı bilimi. Yani ağrıyla uğraşan. Genelde de bu kronik ağrı dediğimiz, beklentilerinden daha uzun süren. Yani genelde bu bir aydır, iki aydır, bazen altı aydan daha uzun süren. Sabitleşmiş gibi değil mi? Sabitleşmiş, evet. Bir nedene yönelik olan ağrılardır. Bunların tedavisine yönelik girişimsel bir takım işlemler yapan bilim dalı. Evet. Yaklaşık olarak 10 yıldır bu mesleği, yani algoloji 10 yıldır icra ediyorum. Daha önce de kamu kurumundaydı, şimdi ise son 6 yıldır da bu üniversitede. Her üniversitede var mı bu bölüm? Yok, algoloji aslında çok yaygın değil. Değil. Dünyada yaygın, fakat Türkiye'de çok yaygın değil. Eskiden kamuda ciddi sayıda algoloji uzmanları vardı. Fakat işte bu yasalar nedeniyle, tam gün yasası ya da işte farklı nedenlerle birçok kişi ayrıldı. Üniversitelerde var. Anadolu yakası, İstanbul Anadolu yakasında şu anda iki tane üniversite var. Bir tane de bir özel hastane de var. Bunun haricinde algoloji uzmanı olarak, evet, algoloji ağrı polikliniği yapan kişi sayısı çok yok. Çok, çok yok. Çok yok. Çok yok. Evet. Evet efendim. İki karpuzu aynı anda nasıl taşıyoruz? Bir tarafta siyaset, bir tarafta doktorluk. Tabii şöyle bir şey, siyaset bir meslek değildir. Evet. Siyaset gönüllülük esasına göre. Ama zaman ayırıyorsunuz ciddi anlamda. Gönüllülük esasına göre yapmanız gereken bir şey. Sonuçta ama bir de sizin meslek olarak icra ettiğiniz bir alanınız vardır. Ben hekimim. Evet. Yani hastalarımla birlikteyim. Örneğin gündüz, işte sabah 8'de başladığınız akşam 5'e kadar ya da işte hastanız olduğu sürece bakıyorsunuz. Onun haricinde 5'ten sonra ise siyasetçi kimliklerine çıkıyor, siyasal çalışmalara devam ediyorum. Hafta sonu keza böyle, tatillerimde böyle ya da işte belli dönemlerde izin kullanarak aktif olarak bunu yapıyorum. Parti meclisinde görev aldıktan sonra bu iş daha çok zorlaştı. Tabii zamanı nereden kısıyorsun? Ankara'da var değil mi? Tabii Ankara'da gelmeniz gerekiyor. Ankara'ya gidip gelmek durumundayım. Farklı illerde, Türkiye'nin farklı illerde parti görevlerim oluyor. Parti, işte eski deyimle müfettiş, biz denetmen olarak söylüyoruz. Bu görevleri icra etmem gerekiyor. Dönemsel olarak gidip buralara ilin çalışma performanslarını değerlendirmek, ilçeleri değerlendirmek, böyle zorlu süreçler var. Seçim çalışmaları olduğu dönemde ise genelde izin kullanıyorum. Yani o yüzden de özel hayat diye bir şey kalmadı, tatil diye bir şey yok. Bütün süreci buraya doğru aksettiriyoruz artık. Evet efendim. Biz sizi sosyal medyada da izliyoruz. Sosyal paylaşımlarınızda şu, yani diğerlerini küçümsemek anlamında değil, akademisyen kimliğinizle, doktorluğunuzla bir farkındalık yaratıyorsunuz. Yani size oradaki sataşmaları, üslup olarak sizi aşağı çekmeye çalışmalarına rağmen siz çok nezih, kalite bir seviyede cevaplar veriyorsunuz. Bu kimliğinizin, bu önlükten mi kaynaklanıyor? Tabii şöyle bir şey, yani doktorluğun en büyük avantajı şudur. Yani bir para kazanma falan değil, meslek değil ama evet, en büyük avantajı şu: İnsan ilişkilerini çok iyi kurabiliyorsunuz. Çünkü malzemeniz insan. Yani sürekli karşınızda insan var. Ve benim branşım üzerinden konuşuyorum. Hiçbir şekilde doktora mutlu olduğu için gelen insan olmaz. Değil mi? Bir sıkıntısı olduğu için. Avukat yani, ve doktorluk mesleği. Bir problemle uğraşıyor. Sorunlu insan geleceksin. Sorunlu insan. Olur. Yani siz karşınızda bir sorun varken ve bu sorunlar bir kalıp halinde değildir. Herkesin kendine özel bir takım sorunları varken bunlara çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ve zaman içinde evet, sizin bir takım duyularınız törpüleniyor. Yani sizin artık o olayda vereceğiniz cevap, refleks değişiyor. Siyaset doktorlukla çok benzeşir. Evet. İnsanlar siyasetçiye geliyor ise bir sıkıntısı nedeniyle geliyor. Bu eleştiri noktasına gelince, bir, siyasetçi eleştirilir. Ne olursa olsun.
mahkemelerin içtihat kararları vardır ki der ki kişi eğer bu siyaset ile uğraşıyor ise bu tür eleştirilere katlanacak der. Tahammül edebilmeli. Tahammül edemedi. Evet. Olay bu. Yani bana şunu söyledi mahkeme, yok böyle bir şey. İkincisi, bizim yapmaya çalıştığımız şey şu, toplumda bir değişim yapmaya çalışıyoruz. Yani siyasal olarak farklı kutuplarda olabiliriz. Bu siyaseten farklı kutuptur. Ama biz eğer bu ülkenin bütünlüğü, birliği, refahı, huzuru için çalışacak isek birbirimize karşı çok anlayışlı olacağız. Örneğin karşı taraftan size bir eleştiri gelebilir, dinleyeceksiniz. Ya bir dinleyin. Ne demek istiyor? Eleştiri ağır ise, siz ona aynı ağırlıkta cevap verir iseniz burada bir çözüm olmayacak. Olmuyor. Doğru. Kavga eden iki kişi toplum baktığında kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmaz. Yalnızca kavga eden iki kişi diye bakar olaya. Haklısınız. Benim anlayışım bu. Haklısınız. Bunları yaparken bizim programımız biliyorsunuz Çalışan Türkiye. Evet. Biz burada ekonomi malum, sadece Türkiye olarak değil, dünya çapında malum. İstiyoruz ki biraz pozitif enerji verelim, geleceğe yönelik söylemlerimiz olsun. Sizin gerek siyasi kimliğinizde olan söylemlerinize şu an ihtiyaç duyuyoruz. Hem de kendi alanınızdaki, branşınızdaki ve doktorluk olarak yeni nesle, Çalışan Türkiye programı olarak vermek istediğiniz mesajlar nedir? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Şimdi benim şu anda uğraşım hayal ettiğim Türkiye için. Evet. Ben şunu söylüyorum. Yani insanlar şöyle işte ekonomik olarak evet kötü bir dönem geçiriyoruz. Siyasetin kötü bir dönem geçiriyoruz. Sosyal olarak toplum gittikçe ayrışıyor. Maalesef. Bu ayrışma, bu kötü gidiş önlenemez ise sonuçta bir bölünme gelecek. Her konuda bir bölünme gelecek. Evet. Şimdi bunu ya oturup bir yerden seyredeceksiniz. Yani hani mahallede ateş var, yanıyor koca mahalleli. Siz çayınızı alıp karşısında oturup seyredebilirsiniz yangın bitene kadar. Sonuçta sizin oturacağınız yerde gidecek. Evet. Bu bir gemi ise battığında ben kaptan köşkündeydim. Yok ben geminin prova tarafındaydım. Bana bir şey olmaz diyemezsiniz. Gemi gidiyor zaten. Gemi gidiyor, batacak. O zaman ne yapacağız? Bir pozitif olacağız. Evet. İki, hiçbir şekilde yorulmadan, bıkmadan, usamadan çalışacağız. Bir yerde başarısızlık mı oldu? Bir derin nefes alacağız. Nerede kalmıştık diye yeniden mücadeleye başlayacağız. Çünkü durmayacağız. İnsan ömrü böyle bir şey. Evet. Peki bundaki gücü nereden alıyorsunuz? Ben her zaman söylüyorum. Olaylar ne kadar kötü giderse gitsin. Ben 1920'lere geri gidiyorum hemen. Kuruluşu. O andaki, tabii ki, o andaki Türkiye'yi düşünüyorum. Evet. O anda yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları benim şu anda olduğum ki 48 yaşında bir insan. Benim olduğum yaştan 10 yaş daha gençti. Evet. Düşünün, bu ülkeyi, bu cumhuriyeti kuranların yaşlarını. Evet. O zaman şunu düşünüyorum. O dönemde teknoloji yok, ekonomi sıfır. Yani altı üstü bir kazmayı küreği bile üretemeyecek durumdayken kalkıyorsunuz, bir cumhuriyet yaratıyorsunuz. Doğru. O zaman bu kuşak bütün gücünü oradan alacak. Evet. Dönecek, orayı okuyacak, o tarihi okuyacak, 1900'lerin başını okuyacak. Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerini okuyacak, o zaman kendi de bu gücü görür. Kendini nasıl motive edecek derseniz, orada insanlar hiçbir siyasal görüş gözetmeksiz. Herkes görüşmüş. Siyaset üstü bir. Siyaset üstü, çalışmışlar. Ha, demek ki biz bu ülke için bir araya gelebiliyoruz. Doğru. Harcımız bu. Doğru. Bu harcı iyi kullanacağız. Bu harcı iyi kullanırken de enerjimizi oradan alıyoruz. Ben pozitif düşünüyorum. Herkes bizim karşımızda olabilir. Geçmiş dönemde olduğu gibi. Evet. Sizin kendinize olan inancınız başarınızı getirir. Birisi o. Kendinize inanacaksınız. Davanıza inanacaksınız. Geçici başarısızlıklar, arada olan sıkıntılar bunlar her şey bitecektir. Daha güzel günlere gidebileceğinizi düşüneceksiniz. Benim bakış açım bu. Ve ikincisi, biz üretmeliyiz. Üretme, aklı, mantığı kullanmak zorundayız. Tüketim toplumu üzerine gelişemeyiz. Hangi alan olursa olsun, bir eğitimde toplu olacağız, iki, üreteceğiz. Bütün arkadaşlara, genç arkadaşlara birinci vazifeniz şu diyor, okuyacaksınız. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ama dolu dolu, dolu dolu, dolu dolu da eğitim alacaksınız. Eğitimli insanın kendi ülkesine zararı olmaz.
Bunu bilin. O anda bir şekilde kendisine bir ihtiyaç doğacaktır bir alanda. Evet. Bakın, gelişmiş uluslara savaş atlatmışlardır. İnanılmaz yıkımlar yaşamışlardır. Ama eğitimli oldukları için yeniden kalkınmışlar, yeniden, yeniden başarmışlardır. O zaman gençler eğitilecek. İnşallah biz de aynı süreçte. Bu aynı süreç. İkincisi, insanlar mesleğini gereğini yaparsa, herkes bir başka birinin yaptığına özenmek yerine, kendi yaptığını en iyi yapmaya çalışırsa bu ülke kalkınır. Ben eğitimli oldu işin. Tabii ki. Ben hekim olarak, hekimliğimi en iyi yaparsa, mühendis mühendisliğini en iyi, avukat avukatlığını en iyi yaparsa, bilin ki insan gücü açısından, gençlik açısından, tarihi köklerimiz açısından biz bunu başarabiliriz. İnşallah. Yani Anadolu'ya biz medeniyeti getirdiğimizi iddia ediyor isek buna sahip çıkacağız. Doğru. 16 tane devlet kurduk diye düşünüyorum. Övünüyorsak şunu düşüneceğiz. Ya biz bu 15 taneyi nasıl yıktık diye o zaman yıkılmaması için neler yapacağız? Topyekun şu anki devletimize aynı sahip çıkacağız. Aynı. Yani geçmişteki düşünürlerimizin, yani bu Türk olabilir, Arap dünyası olabilir, İslam coğrafyasında olabilir, bize ışık tutan en basitinde İbn Haldun'un sosyolojideki yarattığı değişimi örnek aldığımızda, ki o devletlerin nasıl yıkıldığını, nasıl bir döngü içinde olduğunu göstermiştir. Onun birkaç eserini okuduğumuzda, Cumhuriyet'in ilk yıllarını okuduğumuzda hiç merakınız olmasın, bu topraklarda ilelebet yaşarız biz. İnşallah.